Merhaba araştıran insanlar. Yeni bir Kült TV videosu ile sizlerle beraberiz. 1170 yılında İtalya'nın Pisa şehrinde doğan Leonardo Fibonacci, Orta Çağ'ın en yetenekli matematikçisi olarak kabul edilmiştir. Fibonacci, modern çağda en fazla Hint-Arap sayılarını Avrupa'ya getirmesiyle ve 13. yüzyılın başlarında yayınlanan Liber Abaci isimli hesaplama yöntemleri kitabıyla tanınır. Liber Abaci'de bir örnek olarak yer alan modern sayılarla hesaplanmış kendi adıyla anılan sayı dizisi Fibonacci dizisi olarak anılmaktadır. Sadece Fibonacci dizisi ve özellikleriyle ilgili kitaplar, hatta haftalık düzenli yayınlanan matematik dergileri bile bulunmaktadır. Liber Abaci'de Hintlerin yöntemi adı verdiği ve günümüzde Arap-Hint sayıları diye bilinen modern ondalık sayı sistemini tanıtır. Bu kitap, gündelik hayatta ticari defter tutma, ölçü birimlerini çevirme, faiz hesaplama, para bozma ve değiştirme ve benzeri işlemlerde önemini göstermiştir. Kitap, Avrupa'da tahsilli insanlar arasında hızlı bir şekilde yayılmış ve Avrupa'nın müspet bilimde ilerlemesinde önemli etkileri olmuştur. Liber Abaci de ayrıca kapalı bir ortamdaki bir tavşan ailesinin artışını, her tavşan çiftinin bir ay sonra bir yavru yapıp onun da bir ay sonra bir yavru yapacağı gibi ideal varsayımlar altında hesaplanmasını gösterir. Bu problemin çözümünde tavşan çiftlerinin sayısının artışını gösteren sayı dizisi Fibonacci sayıları, diziye de Fibonacci dizisi denir. Bu sayı dizisi 6. yüzyıldan beridir Hint matematikçiler tarafından bilinmekteydi. Ancak Avrupa'ya ilk olarak Fibonacci tarafından tanıtılmıştır. Daha önce 6. yüzyılda Hintli matematikçiler tarafından bulunmuş olan bu sayı dizisi, Liber Abaci kitabında tavşanların üremesiyle ilgili problemin hesaplanması sonucu Fibonacci tarafından 1202 yılında ortaya konmuştu. Dizinin ilk sayı değeri 0, ikincisi 1 ve her ardışık elemanı da önceki iki elemanın değerinin toplamı alınarak bulunur. Bu halde 0, 1, 1 artı 0, 2, 1 artı 1, 3, 2 artı 1, 5, 3 artı 2, 8, 5 artı 3, 13, 8 artı 5, 21, 13 artı 8 şeklinde artar. Ayrıca tüm bilgisayar algoritmaları da bu sayı dizimi ile yapılır. Bu dizinin ileri elemanlarında bir sonraki elemanın bir öncekine oranı altın oran adı verilen ve yaklaşık 1,618 değerine eşit bir sayıyı verir. Altın oran matematikte genellikle P harfine benzeyen şekilde gösterilir. Tabiattaki canlılarda uzuvların oranı altın oran adı verilen 1,618 sayısına uygunluk gösterir. Antik mimari eserler ve bazı modern mimari eserler bu orana uygun tasarlanırlar. Altın orana uygun ölçeklerdeki nesnelerin ve canlıların daha estetik olduğu ve güzel göründüğü kanıtlanmıştır. Ay çiçeğinin merkezinden dışarıya doğru sağdan sola ve soldan sağa doğru taneler sayıldığında çıkan sayılar Fibonacci dizisinin ardışık terimleridir. Papatya çiçeğinde de ay çiçeğinde olduğu gibi bir Fibonacci dizisi mevcuttur. Fibonacci dizisinde ardışık elemanlar bir önceki elemanın oranındaki ardışık terimlerin farkıyla oluşan dizi de Fibonacci dizisidir. Ömer Hayyam üçgenindeki tüm katsayılar veya terimler yazılıp çapraz toplamaları alındığında Fibonacci dizisi ortaya çıkar. Çam kozalağındaki taneler, kozalağın altındaki sabit bir noktadan, kozalağın tepesindeki başka bir sabit noktaya doğru eğriler oluşturarak çıkarlar. İşte bu taneler soldan sağa ve sağdan sola sayıldığında çıkan sayılar Fibonacci dizisinin ardışık terimleridir. Bitkilerin yapraklarının dizilişinde de bir Fibonacci dizisi söz konusudur. Yani yaprakların dizilimlerinde bu dizi mevcuttur. Mimar Sinan'ın da birçok eserinde Fibonacci dizisi görülmektedir. Mesela Süleymaniye ve Selimiye camilerinin minarelerinde, Topkapı Sarayı mimarisinde de bu dizi mevcuttur. Siz araştıran insanlar için küçük bir beyin fırtınası hazırladık. Ekranda gördüğünüz Osho'nun Zeka Yolu isimli makalesinden bir kesit. Bu yazının içerisinde Fibonacci sayı dizisi kullanılarak iki kelimeden oluşan Latince bir cümle şifrelendi. Metinde sayı dizisi her zaman sıfır referans alıyor ve her satırda yeniden başlıyor. Bilmece Facebook ve Twitter sayfalarımızda da mevcuttur. Arzu ederseniz videonun altındaki linkten sayfaya ulaşıp fotoğrafı görüntüleyebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna gelirken tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana videoların altında bulunan mail adresinden ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımızı takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.